Belirli tarihlerde K, L ve M şehirlerinin özdeş yüzeylerine öyle vakti güneş ışınlarının geliş açıları aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M şehirleri ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım. K şehri 21 Mart ve 23 Eylül'de bir de 21 Haziran'da verilmiş. 21 Haziran'da dik açıyla geldiğine göre demek ki K şehri Kuzey Yarımkürede bir bölgede ya da Kuzey Yarımkürede bir şehir. L şehrine bakalım. Orada da 21 Mart ve 23 Eylül dedik açılarla gelmiş. 21 Haziranda 67 derecelik açıyla gelmiş. Aile Ekvator bölgesinde olabilir. L M şehrine bakalım. Burada da yine 21 Mart ve 23 Eylül'de eşit açılarla gelmiş. 21 Haziranda daha iyi açılarla gelmiş. Bu da 21 Haziran'da kış mevsimi yaşanıyor olabilir. Yani güney yarım küre olabilir. Şimdi bakalım. A seçeneği 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde K ve M şehirlerinde farklı mevsimler yaşanıyor olabilir. 21 Mart ve 23 Eylül'de K ve M'ye bakacağız. K kuzey yarım kürede, M güney yarım kürede. Evet farklı mevsimler yaşanıyor olabilir. B'ye ve bakalım. Verilen tarihlerin hepsinde L şehrindeki gündüz süresi diğer şehirlerden fazladır. Verilen tarihlerin hepsinde diyemeyiz. Neden? Çünkü 21 Haziran'da K şehrinde 90 derecelik açıla geliyorsa gündüz süresi orada en uzundur. O yüzden B yanlış oldu. C'ye bakalım. 21 Mart tarihinde birim yüzeye düşen enerji miktarı en fazla L şehrindedir. Bakalım 21 Mart'a. Dik açılarla gelmiş L'ye. Evet bu yüzden... V'ye düşen enerji miktarı K ve M'den daha fazladır. Doğru. D'ye bakalım. K ve M şehirleri farklı yarım kürelerde bulunuyor. Olabilir. Evet olabilir demiştik zaten. O halde yanlış olan cevabımız B seçeneği. Bitkilerin büyüme faaliyetlerini gerçekleştirmesi için fotosentez yapması, fotosentez yapabilmesi için de farklı maddelerle birlikte ışık enerjisini kullanması gerekir. Fotosentez hızı bitki tarafından soğurulabilen ışık miktarı arttıkça artar. Işık miktarı dışında fotosentez için gerekli tüm şartların özdeş olduğu ortamlarda bulunan ilk boyları eşit olan K ve L bitkilerinin eşit sürelerde eşit miktarda ve yere dik olarak yukarı yönde uzadıkları kabul edilmektedir. K ve L bitkilerinin eşit süreler sonunda gölge boylarındaki değişime ait grafikler yanda verilmiştir. Buna göre bu bitkiler ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi K bitkisine bakalım. Gölge boyu azalmış. Gölge boyunun azalması ne demek? Işık, ışık, ışık enerjisinin ya da ışık ışınlarının dik ya da dike yakın açılarla geldiği demek. L bitkisinde gölge boyu uzamış. Gölge boyunun uzaması demek güneş ışığının ya da ışık ışınlarının daha eğik açılarla geldiğinin göstergesi olabilir. Bakalım 1. K bitkisinin gölge boyu ölçümü Kuzey Yarımkürede 21 Mart 21 Haziran tarihleri arasında ölçülmüş olabilir. Evet gölge boyu fazlaydı giderek ne yapmış azalmış. 21 Mart 21 Haziran tarihleri arasında ölçülmüş olabilir. Çünkü 21 Mart'ta Kuzey Yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanacak. Dik ya da dike yakın açılarla gelecek. 2'ye bakalım. L bitkisinin gölge boyu ölçümünü yapan Güney Yarımkürede 23 Eylül 21 Aralık tarihleri arasında ölçülmüş olabilir demiş. Olamaz çünkü Güney Yarımkürede 21 Aralık'ta yaz mevsimi yaşanır ama orada dik ve dike yakın açı olmalı. Ancak burada eğik açı. O yüzden iki e yanlış oldu. 3'e bakalım. K ve L bitkilerinin gölge boyu ölçümüne aynı tarihte başlanmış ise bitkiler farklı yarımkürelerde bulunuyor olabilir. Doğru. Çünkü birine dik ya da dike yakın açılarla birine daha eğik açılarla geldiğine göre aynı tarihte de başlanmışsa biri kuzey yarım küredeyken diğeri güney yarım kürede bulunuyor olabilir. O halde cevabımız 1 ve 3 C seçeneği. Bir özellik bakımından çaprazlanan bezayelerde elde edilen bezayelerin genotip ve fenotip yüzdeleri yandaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre verilen grafikler ve Çaprazlanan bezayelerle ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi Söylenemez Şimdi fenotipe bakalım %75 K %25 L Genotipe bakalım %25 %50 %25 Şimdi bu K ve L bezayeleri Nasıl olmalı ki Bu sonuç oluşabilsin Nasıl olmalı Büyük A küçük A ile Büyük A küçük A çaprazlanırsa Büyük A büyük A 25. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A 50. Küçük A küçük A yine yüzde 25 olur. Ve K yüzde 75'e yüzde 25 olabilir. Haydi şimdi seçeneklere bakalım. A çaprazlanan bezayeler heterozigot genotiplidir. Doğru. Heterozigot olursa zaten bu sonuca ulaşabiliriz. B'ye bakalım. K fenotipinin ortaya çıkmasını sağlayan genler 1 ve 2 genotiplerinde baskın genler olabilir. Evet baskın olmalı ki bu olasılık ortaya çıksın zaten. C'ye bakalım. L fenotipinin ortaya çıkması için çaprazlanan her bezelyede çapraz bunun ortaya çıkabilmesi için çaprazlanan her bezelyede 3 genotipini oluşturan alellerden biri bulunuyor olmalı. Evet olmalı ki zaten ortaya çıkabilsin. Çünkü çekinikse her iki bezaylide de olmalı. D'ye bakalım. 2 ve 3 genotiplerine sahip bezayillerin kendi aralarında çaprazlanması sonucu 2 ile 3 bakalım şimdi 2 ile 3'e %50 olan büyük A küçük a, %25 olan küçük a küçük a da olabilir. Büyük A küçük a ile büyük A büyük a da olabilir. %50 ihtimalle bir genotipine sahip bezayiler oluşabilir. Bakalım eğer çaprazlama bu şekilde ise bir genotipinde yani büyük A büyük A elde edilemez. Eğer küçük A küçük A ise de bu çaprazlama sonucu elde edilemez. O yüzden D seçeneğimiz yanlış olur. Bunu göre deniz kaplumbağalarının Cinsiyet oluşum süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Sürüngenlerin büyük bir kısmında cinsiyet kromozomu yoktur. Cinsiyet belirlenmesinde sıcaklığın etkisi görülür. Dişi deniz kaplumbağaları ürünme mevsiminde yumurtalarını kuma gömmek için kıyıya gelirler. Kumun sıcaklığı kuluçkadaki yumurtaların erkek mi yoksa dişi mi olacaklarını belirler. Deniz kaplumbağalarında 29 santigrat derecede sıcaklık değerinde Yavru %50 dişi %50 erkek olacaktır. Sıcaklık değeri arttıkça yavru kaplumbağanın dişi olma ihtimali artarken sıcaklık değeri azaldıkça da erkek olma ihtimali artar. Çoğu kaplumbağa için yüksek sıcaklıklar tüm yumurtaların dişi olmasıyla düşük sıcaklıklar ise tüm yumurtaların erkek olmasıyla sonuçlanabilir. Bakalım A. Kumun sıcaklığı cinsiyeti belirleyen genlerin Sadece işleyişinde değişiklikler meydana getirerek cinsiyeti belirler. E doğru sıcaklığın etkisinde söz konusu. Ve bakalım. Sıcaklık belirli bir değerin üstünde veya altında olduğunda yavruların tamamı aynı cinsiyette olabilir. Az önce okumuştuk. Sıcaklık değeri artarken ya da yüksek sıcaklıklar tüm yumurtaların dişi olmasıyla, düşük sıcaklıklar ise tüm yumurtaların erkek olmasıyla sonuçlanabilir. Yani hepsi. Aynı cinsiyete sahip olabilirler. C'ye bakalım. Yüksek sıcaklık gen dizilimlerinde değişime yol açarak yavruların tamamının dişi olmasına neden olur. Gen dizilimleri dediği için hatalı olur. Çünkü burada bir mutasyon söz konusu değil. D'ye bakalım. Belli bir sıcaklık değerinde yumurtadan çıkacak yavruların dişi veya erkek olma ihtimalleri eşittir. Onu da okumuştuk. 29 santigrat derece sıcaklıkta yavrular %50 dişi %50 erkek oluyorlarmış. Haydi yanlış olan ifademiz C seçeneği. Gelişmiş hücreli canlıda bulunan ve aşağıda bir bölümü gösterilen DNA molekülü yapısındaki kusurlar onarıldıktan sonra kendini eşleyecektir. Buna göre DNA molekülünün bu bölümünün onarılması ve kendini eşlemesi olaylarında eşlenmeden önce ve sonra soplazmada bulunan nükleotit sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir. Bakalım önce onarılması için neler gerekli? Bir DNA molekülünde adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına da guanin gelir. Bakalım guanine sitozin, timine adenin, guanine sitozin, adenine timin. Onarılması için ne gerekli? Bir, iki tane sitozin, bir tane adenin, bir tane de timin. Yani un alması için 4 tane gerekli. Şimdi eşlenmeye bakalım. Adenin, timin, sitozin ve guanin sayılarına bakalım. Şimdi adeninden kaç tane gerekli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane adenin. Timine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de timin. Sitozine bakalım. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6 tane sitozin. Guaninin de 6'dır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bunlar eşlenme için gerekli. Ama bir de öncesi de var. Bir adenin gerekli olduğu için yani 8 tane adenin. Bir de timin gerekli olduğu için 8 tane timin. Sitozine bakalım. 2 tane sitozin. Yani 8. Guanin 6 tane. O halde şimdi bakalım. Adeninden 8. 40'tı. 32 oldu. 8 tane kullanıldı mı? Evet, doğru. Buraya bakalım. Burada 7 tane kullanıldı. Olmadı. Buraya bakalım. Evet, 8 tane kullanıldı. Olabilir. Burada 6 tane kullanıldı. Olmadı. Timine bakacağız. Ondan da 8. 30'du. 22 oldu. Olabilir. 20'ydi. 12 oldu. 8 olabilir. Guanine bakalım. 8 tane 20'den Guanine 6 tane. Pardon. 20'den 14'e 6 tane doğru, 10'dan 2'ye 8 tane olmadı. O halde C'de gitti. Sitozine bakalım, 8 tane gerekli, 10'dan 2'ye 8 tanesi kullanıldı, 2 tanesi kaldı. O halde cevabımız A seçeneği. Aşağıda canlıda bulunan kalıtım birimleri ile ilgili görsel verilmiştir. Buna göre görselde K, L, M ve N harfleri ve 1, 2, 3, 4 numaralı numaraları kullanılarak gösterilen yapılar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakalım şimdi. K hücre, L kromozom, M DNA, N ise gen, 1, 2, 3, 4 numaralı yapılarda nükleotit. O halde şimdi bakalım. N yapısı yani gen M yapısının yani DNA'nın görev birimi olarak tanımlanır. Doğru. Genler DNA'nın görev birimleridir. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 numaralı yapılar sırasıyla adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitleridir. Olabilir ama kesinlikle diyemeyiz. Timin, adenin, sitozin, guanin de olabilir. Verilen görselden bunu çıkaramayız. C'ye bakalım. L'nin yapısında L kromozom, M yapısı bulunur. Yani DNA bulunur. Ve tüm canlılarda sayı bakımından türe özgü olarak farklıdır. Şimdi kromozomlar yapısında evet DNA'lar bulunur. Tüm canlılarda sayı bakımından türe özgü olarak farklıdır. Şimdi yine kesinlikle söyleyemeyiz. Tek yumurta ikizlerini düşünebiliriz. D'ye bakalım. 1, 2, 3, 4 numaralı yapılar çift zincirli sarmal yapıyı oluşturur. Ve her canlı da aynı sayıda bulunur. Nikleotitler her canlıda aynı sayıda bulunur ifadesi yani kesinlikle doğrudur diyemeyiz. O halde cevabımız A seçeneği. Çamurlu bir arazide arabayı kullanabilen 4 kişi seyahat etmektedir. Fakat önlerine çok çamurlu ve geçişin zor bir ol, olduğu bir arazi çıkmıştır. Uzunluk olarak kısa olan bu araziyi arabayla çamuru batmadan geçip yollarına devam etmek istemektedirler. Buna göre çamurlu araziye geçmek için yapılan işlemlerden hangileri Aracın çamura batmadan Geçme ihtimalini Artırır Şimdi burada Ne yapacağız Arabanın yere uyguyu basıncı Azaltacağız Basıncı nasıl azaltabiliriz Ya Arabanın Ağırlığını azaltacağız Ya da Yüzey alanını ya da tekerlek sayısını Artıracağız Bakalım şimdi bir Arabada herkesi indirip en hafif sürücü aracı kullanabilir. Evet böylece ağırlık azalır, basınç azalır ve çamura batmadan geçme olasılığını artırır. İkiye bakalım. Aracın lastikleri yüzeyi daha geniş olan lastikler ile değiştirilebilir. Bu da yüzey alanını artırır. E, yüzey alanı ile basınç ters orantılıydı zaten. Yüzey alanı artarsa basınç azalır ve çamura batmadan geçme ihtimallerini artırır. 3'e bakalım. Araçtan kimse inmeden araca kum torbaları hazırlanıp yüklenebilir. Burada tam tersi iyice batar çünkü basınç arttığı için. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmalı B seçeneği. Bezelye bitkisine ait karakterlerin baskınlık ve çekiniklik durumu tabloda bezelye karakterleri ile yapılan bir çaprazlama sonucu elde edilen bezelyelere ait fenotip oranı ise grafikte gösterilmiştir. Buna göre verilen grafik çaprazlamalarından hangilerine ait olabilir? Bakalım 3'e 1 oranı yani %75'e %25. E bu olasılığı nasıl bulabiliriz biz? 2 tane heterozigot bezaryeyi çaprazlamalıyız. Ki büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A oluşabilsin. O halde bakalım düz tohum baskın yani heterozigot düz tohum iki bezelyeyi çaprazlarsak bu sonuca ulaşabiliriz. O halde 1 olabilir. 2'ye bakalım yeşil tohum. E yeşil tohum çekinik. Çekinikse ikisi de küçük olacak. Ve burada %100 gibi bir sonuç çıkar. O da bizim grafiğimizi sağlamaz. O halde 2 yanlış. 3'e bakalım. Mor çiçekle beyaz çiçek. E, mor çiçek baskın. Beyaz çiçek çekinik. Homozikot olması durumunda zaten yüzde yüz hepsi mor çiçekte olur. Eğer mor çiçekte heterozigotsa yine çaprazlama yapıldığında büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A küçük A. Küçük A, küçük A, küçük A. Yani yüzde elli yine bizim grafiğimizi sağlamaz. O yüzden cevabımız yalnız bir olabilir. Yüksek basınçta, alçak basınç alanına doğru olan hava hareketine rüzgar denir. Yüksek basınçtan alçak basınca rüzgar oluşumu gözlemlenir. Rüzgarın oluşumu ve hareket yönünü gözlemlemek için yandaki deney düzeneği tasarlanmıştır. Hazırlanan bu deney düzeneğinde duman üreten tütsü çubuğu bir numaralı cam borunun üzerinde bekletilmiş ve dumanın hareketi gözlemlenmiştir. Buna göre tütsü dumanının hareketi Oklar ile gösterilirse aşağıdaki çizimlerden hangisi doğru olur? Şimdi bakalım. Burada iki tane mum var. Burada da yanan bir mum var. Yani iki tarafı daha sıcak. Bir tarafı ise daha soğuk. Yani rüzgar birden ikiye doğru eser. E rüzgar birden ikiye doğru eserse soğuk olan yerde alçalıcı hava hareketi. Bakalım alçalıcı hava hareketi. Burada yükselmiş olmadı, burada alçalıcı oldu, burada da yükselici olmadı. Sıcak havalarda ise yükseltici hava olayı gözlemlenir. Bakalım, evet yükselici hava hareketi burada alçalıcı verdiği için yine olmadı. E, rüzgar oluşumu soğuktan yani yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. O halde cevabımız A seçeneği olmalı. Hakan periyodik tabloda ilk 18 element arasında yer alan elementlerden 3 tanesi için aşağıda verilen bilgi kartlarını hazırlıyor. Buna göre x, y ve z elementleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir denmiş. Ee, seçeneklerden gidelim özelliklere öyle bakalım. Z elementi A grubunda bulunur denmiş. Z elementinin özelliği ne? Tel ve levha haline getirilememektedir denmiş. Tel ve levha haline getirilemeyen elementler... Ametallerdir. Dolayısıyla ametaller de A grubunda bulunur. Dolayısıyla bu bir kesin bilgidir diyebiliriz. X elementi 2A grubunda bulunur denmiş B seçeneğinde. Son katmanında 2 elektron bulunmaktadır diyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Son katmanda 2 elektron bulunan özel bir elementimiz var. O da Helyum. helyum son katmanda 2 elektron bulunmasına rağmen bir soy gazdır ve soy gazlar 8A grubunda yer alırlar. Son katmanda 2 elektron olsa bile helyum da 8A grubundadır. Dolayısıyla 2A grubunda bulunur ifadesi yanlış olmuş. C'ye geçtim. Y elementi doğada kararlı halde bulunur denmiş. Y elementinin özelliği ne? Son katmanı dolduracak kadar elektron bulundurmaktadır. Yani y elementi bir soy gazdır. Soy gazlar da doğada kararlı halde bulunurlar. Doğru bir ifade. Y elementi oda sıcaklığında gaz halinde bulunur denmiş. Soy gazlar adı üstünde gaz. Oda koşullarında da gaz halinde bulunurlar. Dolayısıyla bu da doğru. Bize doğruluğu kesin olmayanı sormuştu. Cevabımız bu sebeple denizde olacak. Ortanca bitkisi tohumları bazik toprakta yetiştirildiğinde pembe asitik toprakta yetiştirildiğinde mavi çiçek açar. Bir öğrenci özdeş saksılar ve topraklar ile genetik olarak aynı ortanca bitkisi tohumlarını kullanarak yandaki düzenekleri kuruyor. Düzeneklerdeki saksı topraklarına pH değerleri belirtilen K ve L sıvılarında eşit zaman aralıklarında olacak şekilde eşit miktarlarda ekliyor. pH değerleri dışında Tüm çevresel faktörlerin özdeş olduğu uygun ortamda yetiştirilen tohumların çimlenerek oluşturduğu ortanca bitkisinin bir süre sonra farklı renklerde çiçek açtığı gözlemleniyor. Öğrencinin deneyi ve elde ettiği sonuca göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. K sıvısı pH'i 7'den büyük. 7'den büyükse burada baz özellikle bir sıvı var. Burada 6.1. Burada da 7'den küçük olduğu için asit özellikle bir sıvı var. Haydi bakalım. Basit toprakta yetiştiriliyorsa yani burada pembe renk çiçek açacak. Asitik toprakta yetiştirildiğinde de mavi renkli çiçek açacak. O halde bakalım. 1. Saksılarda çimlenme sonucu oluşan ortanca bitkilerinden K sıvısının eklendiği birinci saksıdaki çiçekler pembe, L sıvısının eklendiği ikinci saksıdakiler Mavi renkli çiçek açar. Evet, bir pembe, iki mavi, doğru. 2'ye bakalım. Her iki düzenekte de tohumların çiçek rengini belirleyen genlerin yapısı değişmemiştir. Evet, doğru. Çünkü buradaki olay bir modifikasyondur. Genlerin işleyişi değişir, yapısı değişmez. 3'e bakalım. Birinci saksıda çimlenen bitkiden alınan tohum. İkinci saksıya ekip çimlendirilirse pembe. İkinci saksıda çimlenen bitkiden alınan tohum. Birinci saksıya ekilip çimlendirilirse mavi renk açar. Bu mutasyon olursa olur. Oysaki ne olmalı? Birinciden aldık ikinciye koyarsak asit ortamda yetişecek. Pembe değil mavi çiçek açacak. Bu da tam tersi pembe renkli çiçek açacak. O halde cevabımız 1 ve 2 olmalı. B seçeneği. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda su akıtan bir musluk şekilde verilen eşit bölmelendirilmiş kabı boşken 12T sürede doldurmaktadır. Bu kabın içine başlangıç anında H derinliğinde su varken kabın tabanına uyguladığı basınç P'ye kadardır. Buna göre musluk açılıp kap tamamen doluncaya kadar beklendiğinde kabın tabandaki basıncın zamanı göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerin hangisi gibi olur denmiş. Burada şekil bizi yanıltmasın. Bize verilen bilgi de başlangıç anında haş derinliğinde su olduğu ve bunun basıncının p kadar olduğu verilmiş. Yani 1 p kadar olduğu verilmiş. Şimdi dolayısıyla bizim sıvı derinliğimizin şu olduğunu varsayalım. 12T sürede doluyormuş tamamı. Zaten bizim kabımızda tam 12 eş birim kareden oluşmuş oluşmuş durumda. E, dolayısıyla her t sürede... ...bir birim karenin dolduğunu düşünebiliriz. E, şimdi başlangıçta... ...H terenliğinde su olduğu için e, grafiğimiz de 1P'den... ...başlayacak. Çünkü H terenliğinde suyun e, basıncı 1P'ymiş. Dolayısıyla A ve C'yi e, sadece bu bilgiyi kullanarak eleyebiliriz. E, basıncımız 1'den başlayacak. Daha sonra... E, ...geri kalan yani... E, şu kısmı dolmuştu. 2 e, birim kare daha dolması 2P'ye e, yükseltecek basıncı. Dolayısıyla bakıyorum B'de de D'de de 2P'ye e, kadar Yükselmiş basıncımız bunu iki birim zamanda yapmış her iki grafikte. Şimdi bak devam edecek olursak şimdi kabın geniş geniş kısmına geldiğimizde artık iki birim kare değil dört birim kare dolacak. Dolayısıyla bu daha uzun sürede dolacağı anlamına gelir. Yani basıncın artış hızı biraz yavaşlayacak. Tabii ki iki birim kare iki t zamanda dolmuşsa dört birim kare dört t zaman olacak. Yani 2T'den 4T daha arttırırsak 6'ya gelmesi lazım. Fakat D seçeneğinde 8'e geldiğini görüyoruz. Hatta daha sonra bir hızlanma daha yaşamış e, basınç artışı. Dolayısıyla D seçeneğimizdeki grafik yanlış olur. Çünkü e, basıncın hızlı artmasını sağlayacak bir şekil değişikliği yok bizim e, kabımızda. Dolayısıyla D seçeneğimizi de e, bu sebeple elemiş olduk. E, devam edelim. Daha sonra deva, e, bir e, 4 e, birim karelik kısım daha dolacak. Da yani 4T daha geçecek. 10'a gelecek. Ve basıncımız da e, tamamı 4H olduğu için kabın. Şurası 4H olduğu için. dolayısıyla basıncımız da 4P olacak. B grafiğimiz bu sebeple doğru cevabımız B olacak. Bir candan alınan DNA'nın bir bölümünün yani genin bir başka canlının DNA'sına yerleştirilmesine gen aktarımı denir. Gen aktarımı her can, canlı türü için farklı bir aracı canlı kullanılarak gerçekleştirilir. Gen aktarımında önceki yıllarda sadece bakteriler kullanılmaktaysa da günümüzde maya, bitki ve hayvan hücreleri de bu işlem için yaygın olarak kullanılabilmektedir. Aşağıdaki görselde AB bakteri aktarımı gösterilmiştir. Verilen bilgi ve görsele göre aşağıdakilerin hangisinde kesinlikle gen aktarımı uygulaması yapıldığı söylenemez deniyor. Kesinlikle denmiş. Ee, şimdi... A seçeneğine bakalım. Örümceğin A üreten genleri keçiye aktarılarak keçi sütünden A üretilmesi. Burada bir gen, gen aktarımı vardır. Örümceğin genleri keçiye aktarılarak keçide de bu özelliğin ortaya çıkması sağlanmış. Dolayısıyla e, kesinlikle A seçeneğini söyleyebiliriz. E, B seçeneğine bakalım. Böcek ilaçlama, kuraklığa, soğuğa, tuza ve hastalıklara karşı dirençli bir bitki türlerinin elde edilmesi. E, böyle bitki türlerinin elde edilmesi, evet e, genetiği değiştirilerek gen aktarılamak ile elde edilebilir fakat e, ıslahla da elde edilebilir. Dolayısıyla B seçeneği için bir kesinlik söyleyemem. Dolayısıyla bunu şimdilik olumsuz yaklaşıyorum. C seçeneğine geliyorum. Kanser neden olan genin bulunduğu hücreye tedavi edici genin eklenmesiyle kanser hücrelerin kanserli hücrelerin çoğalmasının engellenmesi denmiş. Yine bir gen aktarımı, genin eklenmesinden bahsedilmiş. Dolayısıyla bu da gen aktarımıyla gerçekleştirilebilir. çeşitli mikroorganizmalara transfer edilen genler sayesinde göl, bataklık Kumsal gibi alanların temizlenebilmesi dermiş. Yine transfer edilen genler dendiği için, yani gen aktarımından bahsettiği için burada da bir kesinlik ifadesi var. B seçeneğinde ıslahla da elde edilebildiği için aynı sonuçlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki görselde katı cisimlerin basıncı ile yüzey alan arasındaki ilişki gösterilmiş. Tuğla sünger üzerine önce birinci durumdaki gibi dar yüzeyi, daha sonra ikinci durumdaki gibi geniş yüzeyi konulmuş ve süngerdeki çökme miktarları ölçülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi tuğlanın sırasıyla birinci ve ikinci durumdaki sünger üzerine oluşturduğu değişime benzer bir değişim örneği değildir denmiş. E, yukarıdaki durumu bir inceleyelim önce. Birinci durumda yüzey alanının az olduğunu, dolayısıyla basıncın daha yüksek olduğunu ve çökme miktarının fazla olduğunu görüyorum. İkinci durumda ise yüzey alanını arttırmış, cisim aynı kalmış fakat yüzey alanı arttığı için basınç ne olmuş? Azalmış ve çökme miktarı da azalmış bu sebepten. Şimdi buna benzer bir örneği bulmamız lazım ve bunu sırasıyla bulmamız lazım. A seçeneğine bakalım. Eylül'ün düz tabanlı terliğini çıkarıp onun yerine topuklu ayakkabısını giyerek partiye giyme, gitmesi. E, şimdi düz tabanlı terlikte yüzey alanı fazladır. Dolayısıyla basınç az. Topuklu da ise yüzey alanı az olduğu için basınç fazladır. Yani bizim üstteki durumumuzun tam tersi bir örneği verilmiş. Yani önce basınç az daha sonra basıncın çoğaldığı örneği vermiş. Dolayısıyla A seçeneğin buna uygun bir örnek değildir diyebilirim. Diğer seçeneklerde de inceleyelim. Ali'nin karlı bir günde spor ayakkabısını çıkarıp onun yerine kara ayakkabısını giyerek yürümesi. Spor ayakkabı, kara ayakkabılarının özelliği tabanlarının geniş olmasıdır spor ayakkabılarına göre. Dolayısıyla spor ayakkabısının yaptığı basınç fazla ama kara ayakkabısının yaptığı basınç ise az olacaktır. Dolayısıyla bu yukarıdaki örneğe uygun bir örnektir. C seçeneğine geldim. Ayşe'nin bıçağın keskin tarafıyla patates keserken bıçağı çevirip keskin olmayan tarafıyla patates kesmeye çalışması. Keskin tarafı yüzey alanının az olduğu yani basıncın çok olduğu. Keskin olmayan tarafının ise yüzey alanının çok olduğu yani basıncın az olduğu örneğe e, e, örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla C seçeneğimiz de doğru. E, Barışın sınıf panosuna raptiyenin sivri kısmını batırdıktan sonra raptiyeyi çıkarıp panoya geniş kısmını batırmaya çalışması. Sivri kısmı yine yüzey alanının az olduğu basıncın çok olduğu örnek. E, sivri olmayan kısmını yani geniş kısmını batırması ise basıncın az olduğu... E, yani ikinci durumu örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla bu da doğru bir örnek olmuş. A seçeneğimiz e, ters bir örnek olduğu için cevabımız A olacak. Taban alanları eşit olan KLM kaplarına dökülen özdeş sıvıların miktarları ve bu kapların tabanlarına etkiyen sıvı basınçlarını gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Yalnızca bu grafiklere bakılarak, KLM kaplarını ve kapların tabanlarına etki eden sıvı basınçları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. A seçeneğinde başlayalım. E, basınçların eşit olmasının tek nedeni kapların bazılarından sıvının dışarı taşmasıdır denmiş. Evet sıvı dışarı taşmış olabilir. E, dolayısıyla e, hepsinin derinlikleri aynıdır. Ee, ve bu sebeple sıvı miktarları yani kondans sıvı miktarları farklı bile olsa derinlikleri aynı olduğu için e, basınçlar eşit çıkmış olabilir fakat bu tek nedeni değildir dolayısıyla A seçeneğimizi yanlış olarak kabul edeceğim K ve L kaplarındaki sıvı basınçlarının eşit olması sıvı yoğunluğu e, etki etmez denmiş sıvı yoğunluğunu etmemesinin sebebi aslında sorunun başında verilen e, özdeş sıvılar olduğu bu e, kondans sıvıların dolayısı Özdeş sıvılar olduğu için yoğunlukları aynıdır. Yoğunluk dolayısıyla e, buradaki basınçların eşit olmasına etki etmemiştir. Bu doğru bir ifade. C seçeneğine geldik. Kaplar özdeş olsaydı sıvı basınçları sıralaması KML şeklinde olurdu denmiş. E, bu da olabilir çünkü e, K'daki sıvı miktarı fazla olduğu için özdeş kaplarda en en fazla derinliğe K sıvısı daha sonra M sonra da L olacaktı. Dolayısıyla e, bu sıvı basıncı sıralaması KML şeklinde olabilirdi. Dolayısıyla C seçeneğine de doğru diyorum. Kapların hacimlerinin sıralaması K büyüktür M büyüktür L şeklinde olabilir denmiş. E, evet taban alanları eşit bile olsa K'nın e, demek ki fazla koyduğum sıvı e, yani K e, geniş hacimli bir kaba konacaktı. Geniş hacimli bir kapta diğerleriyle aynı derinliğe sahip olabilir. E, en az miktarı da e, hacim olarak en azı koyduğunuzda yani L'yi de hacim olarak en küçük kaba koyduğunuzda basınçlar birbirine eşit çıkabilir. Dolayısıyla e, D seçeneğimde doğru olacak. E, burada A seçeneğimiz yanlış oldu. E, çünkü tek nedeni bu değil. Yani basınçların eşit çıkmasının tek nedeni bu değil. Cevabımız bu sebeple A olacak. Günlük hayatta asidik ve bazik olduğu bilinen maddelerin içinde bulunan asit ve bazların bir kısmı doğal, bir kısmı da yapaydır. Serdar öğretmen 3 gruba ayırdığı öğrencilerden günlük hayatta kullanılan asidik ve bazik maddelerle ilgili sınıflandırma yapmalarını istiyor. Serdar öğretmenin istediği sınıflandırma şekli şöyledir. Birinci grup doğal asit içeren maddeleri sınıflandırmalısınız. İkinci grup yapay asit içeren maddeleri sınıflandırmalısınız. Üçüncü grup yapay asit veya baz içeren maddeleri sınıflandırmalısınız. Öğrenci grupları belirledikleri maddeleri tabloda gösterildiği gibi sınıflandırıyor. Buna göre grupların hazırlamış olduğu tablonun doğru olabilmesi için yapılması gereken değişiklikler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir denmeye Şimdi öncelikle hataları bulalım. Daha sonra aşağıdan doğru seçeneği e, buluruz. Birinci grup ne yapması lazımdı? Doğal asit içeren maddeleri sınıflandırması lazımdı. Baktığımızda burada bir temizlik malzemesi olan e, tuz ruhunu görüyorum. Dolayısıyla tuz ruhunda hata yapılmış. Çünkü tuz ruhu doğal değil kimyasal yapay bir asittir dolayısıyla onda yanlış yapılmış İkinci gruptan ne istenmişti? Yapay baz içeren maddeleri sınıflandınız demişti. Burada da kanı görüyorum. Kan doğal bir maddedir. Dolayısıyla burada da yine bir hata yapılmış. Üçüncü grupta yapay asit veya baz içeren maddeleri sınıflandınız demişti. Fakat burada da çileği görüyorum. Çilek doğal bir asittir. Folik asittir. Dolayısıyla çilekte de bir hata yapılmış. Şimdi bunları düzelten seçeneğe bakalım. A seçeneğinde... Tuz ruhu yerine portakal yazılmalı demiş. Portakal evet portakal kabuğunda bir asit bulunur. Dolayısıyla e, A seçeneğindeki birinci grup doğru yazılmış. Kan yerine camsil yazılmalı denmiş. E, yine doğru çünkü e, camsilde bir e, bazdır ve kan yerine yazılabilir ve yapaydır. Yapay olması gerekiyordu. Dolayısıyla doğru Çilek yerine akü sıvısı yazılmalıdır demiş. E, akü sıvısı yapay bir asittir. Çilek yerine de yazılırsa hata giderilmiş olur. E, dolayısıyla baktığımızda e, A seçeneğinde hepsi doğru çıktı. Cevabımız bu sebeple A olacak. Bir öğrenci günlük hayatta tüp olarak ifade edilen ve yanda ve görselleri verilen kapalı sistemleri incelendiğinde içlerinde sıvı olduğunu fark ediyor kullanmak için tüplerin vanasını açtığında veya butonuna bastığında ise dışarıya sıvı yerine gaz çıktığını gözlemliyor. Bu tüpler bir süre kullanıldığında artık dışarıya gaz çıkışı olmadığını fark eden öğrenci bunların kullanılabilmesi için tekrar içlerine gaz basılması gerektiğini öğreniyor. Fakat bu tüplerin üzerinde yazan saklarken kullanırken veya bittikten sonra güneş ışınlarından koruyunuz şeklindeki uyarıya bir anlam veremiyor. Çünkü biten tüpün içinde gaz zaten kalmadığını düşünüyor. Buna göre tüplerde gerçekleşen sıvılaşma olayı ve tüplerin üzerinde yazan uyarının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir. Bakalım gazlar kapalı kaplarda sıkıştırılabilir ve kabın şeklini alıp kaba basınç uygular. Tüplerin patlama tehlikesi olduğu için de güneş ışınlarından korunmalıdır. Şimdi sıvılaşma olayı dan bahsetmemiş. Yani bahsetmiş ama tam değil. B'ye bakalım. Gazlar bulundukları kabın her noktasına eşit büyüklükte basınç uygular. Bu nedenle basıncın artmaması için tüplerin güneş ışınlarından korunması gerekir. Buradan eşit büyüklükte basınç uygular ifadesine ulaşamayız. C'ye bakalım. Yüksek basınç altında sıvılaşır ve üzerindeki bu basınç kalkarsa tekrar eski haline dönerler. Tüplerin kullanılmıyor olması için de gazın bittiği anlamına gelmez. Sadece içinde gaz basıncı azaldığı için dışarı çıkamaz ve güneş ışınları gaz basıncını artırıp patlama tehlikesi oluşturabilir. En uygun neden burada verilmiş. Ama D'ye de bakalım. Gazlar üzerine uygulanan basıncı iletme özelliğine sahiptirler. Güneş ışınları altında kalan tüplerdeki basınç artacağı için de patlama tehlikesi oluşabilir. Yine doğru değil. Çünkü sıvılaşma olayını en doğru C seçeneğinde açıklamış. Aşağıdaki şekilde gösterilen birbirine bağlı olan enjektör, cam balon, cam kap ve plastik balon kapalı bir kabı temsil etmektedir. İçi boş olan cam kabın içine cam balonda bulunan L sıvısı ve enjektörde bulunan K sıvısı dökülüyor. Daha sonra K ve L sıvıların döküldüğü aktarma bölümleri kapatılıyor. Cam kapta M sıvısı ile birlikte Y gazı oluşuyor oluşan yay gazı plastik balona aktarılarak balonun şişmesi sağlanıyor. Buna göre deney düzeneğinde gerçekleşen olaylar ve gözlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez denmiş. E, sistem kapalı olduğu için kütle korunmuş olabilir diyor. Doğru. Zaten kütle korunur. Kaptaki kütle de burada kapalı bir kap olduğu için korunmuştur. Cam kapta gerçekleşen tepkime K artı L M artı Y şeklinde de denmiş. Evet burada tepkimeye girenler L sıvısı ve K sıvısı. Sonuçta oluşanlarsa M sıvısı ve Y gazı. Dolayısıyla bu da doğru bir tepkime denklemi olmuş. Cam kapta M sıvısı ve Y gazının oluşması hal değişim gerçekleştiğini gösterir diyor. E, buradaki olay bir hal değişim olayı değildir. Hal değişim olayı fiziksel bir değişimdir. Fakat burada kimyasal bir değişim gerçekleşmiş, yeni maddeler oluşmuş, oluşan maddelerden bazıları gaz olmuş. Ama buradaki olay e, hal değişimi değildir. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade oldu. Cam kapta gaz çıkışı ve parlamalar görmesi kimyasal değişim olduğunu gösterir. Evet bu kimyasal değişimi değişimin ipuçlarından biridir. Gaz çıkışı ve parlamalar olması. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Fakat C seçeneğini söyleyemeyiz. Cevabımız bu sebeple C seçeneği olacak. Sabah kahvaltısı için kendisine patates kızartması hazırlayan Uğur aşağıdaki sırayla işlemleri gerçekleştiriyor. Buna göre Uğur'un patates kızartması hazırlama sürecinde gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır denmiş. Ee, bakalım tek tek seçeneklerden gidelim. A seçeneğinde patatesler soyulmuş. Görünümü değişti. Dolayısıyla fiziksel bir değişim denmiş. Doğru bir ifade. Patatesin soyulması patatesin yapısında bir değişikliğe sebep olmaz. Sadece görünümünü değiştirir ve bu bir fiziksel değişimdir. E, A seçeneği bu sebeple doğru. Patatesler kızartıldı. Şekli değişti. Fiziksel denmiş. Patateslerin kızartılması kimyasal bir işlemdir. Çünkü kızartılan patateslerin yapısı değişir. E, dolayısıyla da e, şekli değişme şekli değişmez. Görünümünde evet değişiklik olabilir ama asıl olarak yapısı değiştiği için görünümü değişir. Dolayısıyla bu bir kimyasal değişim olması gerekirdi. E, fakat burada fiziksel denmiş. B seçeneğimiz yanlış. E, C seçeneğine bakalım. Dilimlenme. Dilimlenme şekli değiştirir. Patates dilimlense de yine aynı patatestir. Dolayısıyla fiziksel bir değişimdir. C seçeneğimizde doğru. Patatesler kızartıldı. Yapısı değişti, kimyasal değişim. Evet zaten B seçeneğinin tam tersi bir seçenek D seçeneği. Dolayısıyla bunlardan birinin yanlış olması gerekiyor. Kızartma işlemi kimyasal bir işlem olduğu için kimyasal değişime sebep olduğu için cevabımız da B seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda farklı cins köpeklerin fiziksel özelliklerine ait bilgiler gösterilmiştir. Tabloya göre köpek cinsleri ile ilgili olarak 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Yuvarlak sayısı belirlenen özelliklerin miktarını göstermektedir. Bakalım. Depo edilen yağ miktarını vermiş. Kulak büyüklüğünü vermiş. Ayak tabanı genişliğini ve kürk rengi koyuluğunu vermiş. Aile bakalım. 1. Dünya üzerinde yayılımı en fazla olan Y cinsi köpek olabilir. Bakalım Y cinsine. Depo edilen yağ miktarı, kulak büyüklüğü, ayak tabanı genişliği, kürk rengi koyuluğu diğerlerine göre daha fazla olumlu özelliği var. O yüzden bir doğru olabilir. İkiye bakalım. X cinsi köpek sıcak bölge iklimine karşı daha dayanıklıdır. Bakalım. Depo edilen yağ miktarı fazla ama kulak büyüklüğü az. Oysa ki kulakları daha geniş olmalı, sıcak bölge ikliminde yaşamak istiyorsa. Evet, ayak tabanları büyük olmalı. kük rengi koyuluğu açık vermiş. Oysaki kük rengi koyuluğu fazla olmalı. O yüzden iklimine karşı daha dayanıklı dediği için yanlış oldu. Üçe bakalım. Z cinsi köpeğin sahip olduğu adaptasyon özellikleri soğuk iklime uygun değildir. Evet, bakalım. Depo edilen yağ miktarı oldukça az. Ayak tabanı genişliği de az. Yani sahip olduğu adaptasyonlar soğuk iklim için uygun değil. O halde cevabımız 1 ve 3 olmalı D seçeneği.